move her şeyi tutturamazsa. Ya ki tuttursa bile kazanamayabiliriz. Çünkü hasar potansiyelleri biraz daha fazla. Ve evet, bu arada direkt olarak tutturdu move'u orada ve move'un direkt olarak pasifini aldı. Dakika daha 2. Buraya yetişemeyecek bu arada kimse. Zanzara ilk kanı alıyor. Ya bu arada move'un bunu tahmin etmesi lazımdı çünkü yalnız, tek derecede çok olan bir şey. Yalnız Holy arasında birebir bir skor çıkacak. Burada birinin kaçması mümkün değil ve... Biz üst koridordan sağlayabiliriz. Orada move yakaladı. Ve orada çıkabilecek mi acaba Zanzara? Çok güzel biçimde girdi içeri move. Nanholy de geldi. Yalnız move'un yardıma ihtiyacı var. Arkada move'un parçalara ayrıldığını göreceğiz. Hemen ışınlar atıyor Taldrin buraya. Bakalım kurtarabilecek miyiz? Arkadan D-Lord ve Optimus da geldi. Frozen sıçrayla skoru aldı. Move'u kurtarabiliyor muyuz? Move! Çıktı oradan move! Yürü be move! Arkadan Paden şimdi geliyor. Paden herkesi sersemletti orada. Optimus da D-Lord. Çıkış yok size buradan. Yakalayın onları. Japon'a ölüm cezası. Japon'a derisini yüz. Japon'a her şeyi yap. Ve skorları arka arkaya alıyoruz. Zaten işler kötü gittiği zaman bile her zaman her şeyi değiştirebilen bir oyuncu. Bu arada Frozen çok güzel hasar. Ve topunu da bir kere daha kullanıyor. Çok bir şey yaptığını söyleyemeyeceğiz şu oyunun özelinde. Bu arada ortaya geldi şimdi Move çok güzel yakaladı orada No Man's'i. Yalnız Shen de geliyor buraya. Shen gelir gelmez aldı orada No Man's Frozen. Şimdi Nanholy de kötü bir pozisyonda yakalandı. Taldrin de burada. Nanholy oradan çıkamayacak. Zanzara'a da gidiyor Taldrin. Bırakmak istemedi onu orada. Vazgeçtik burayı almaktan. Yalnız öteki tarafta aldığımız başka bir şey var. O da D-Lord. Pedon için kötü haber. Zanzara buraya yaklaşıyor. Nanholy'nin sıçrası var. Nanholy'nin var. Ve Nanholy o sıçrayı kullandı. Çok güzel tutturdu Zanzara burada. Hala yaşıyor Pedon. Ama almayı başardı Zanzara yine de. Şimdi üzerinde Shen ultisi var ama Nanholy burada ben kızaracağım dedi. Taldırından çok 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 güzel bir ulti geldi. No Man's yaklaşıyor buraya şimdi. No Man's bakalım öpücüğü tutturabilecek mi? Hala öpücüğünü atmış değil. Sıça gel Taldrin'den. Öpücük tutmadı. Bugün sevgililer günü değil No Man's. Şimdi Taldrin kovalayacak sizi. Kalanında ölmemeyi başarıyoruz. Orada Optimus'u yakaladık. Şimdi Cannon hemen oraya geldi. Paden, Cannon. Bu ikili gerçekten şahane. Bir skor daha gelecek mi? D-Lord kendi üstüne kaçmıyorsun. Görüşmek üzere. Evet, onun performansı biraz sıkıntıydı bu arada. Bir biraz erken maçta mi girdi sanki Japone? Erken mi çıktı diyecektin galiba. Zanzara yani orada tutmaya çalışıyor. Şimdi ölüm cezasını kullandı. Yalnız çok güzel oynadı. Zanzara içeri sokmadı orada derisini yüzle ama burada biraz skor vereceğiz gibi duruyor. Arka taraftan Nanholy'yi aldık. Move 3 canı falan var ama kaçmayı başarıyor. Burada vermedik. Arka taraftan da çıkmayı başardı çünkü zorlamadı No Man's burada. Ultisinin gelmesine biraz zaman vardı ama yani... İnhibitörün sağ tarafına sıkışmış durumdalar. Bu arada gerek geldi bile Optimus'tan şu anda ve onlar agresif oynamak istiyorlar. Frozen'ı yakalamak istediler. D-Lord o ne eriyiş öyle. Dondurmaları öyle erimiyor. Arka tarafta şimdi Nanholy Frozen'ı tutmaya çalışıyor ama Frozen ultisi şimdi kullandı. Optimus'un sıçrasını aldı. Arkadan 2'de 2 yapan bir Paden var. Move şimdi No Man's'in üzerinde. No Man's sıçra kullanmak zorunda kaldı. Bu savaştan da üstün çıktık. Japone, sıçra, ölüm cezası, Zanzara, Nanholy hepsini burada tutmayı başardı. Paden 3'te 3 yaptı. Arka taraftan Nanholy'yi de almaya çalışacaklar. Ama artık Nanholy önemli bir hedef değil bizim için. Çünkü inhibitörlere gidiyoruz. Ve bir inhibitör daha almayı başardık. Yavaş yavaş artık oyunun da sonuna doğru ilerleyeceğiz. Ölüm süreleri çünkü 30 saniye. Yani Frozen'ı almayı başardı Vega Squadron ama çok da bir etkisi olmadı bizim açımızdan. Zaten kalanların hepsini hallettik. Şimdi ikinci inhibitörü de aldık. Ölüm cezası bir kere daha Japone. Ne attıysa tuttu bu oyun. Ne attıysa tuttu. Neyin derisini yüzdüyse öldü. D-Lord daha yeni doğmuştun. Nereye gidiyorsun? Tabii ki mezara gidiyorsun. Optimus burada. Taldrin aldı. Bu arada Optimus kesmeye devam ediyor bizimkileri. Ama bakalım kullanacak mı elastik sapını? Tam zamanı bu. Zanzara'nın üzerine gitti. Şimdi ultisini kullanacak mı? İki kişiyi birbirine çarptı. Ultisiyle beraber D-Lord'u takımımıza attı. D-Lord'u aradan çıkarttık. Arka tarafta Japone. İki kişiyi tutuyor. No Man's'i de alıyoruz burada. Bu artık bitti. Bu iş bitecek burada. Move. Nanholy'i de yakalıyor. Hayır, onun yerine Japone yakaladı. Ve Nanholy'nin de düştüğünü göreceğiz. Artık 1907 Fenerbahçe. Bitir, bitir. Zafere doğru gidiyor. Bitirmeye doğru gidiyor. Aferin Move ya. Yani hakikaten aferin ya. İşte Supermassive maçında yapılmayan şey buydu zaten. Hiç kimse arkaya sarkmayı denemedi. Burada Move denedi. Ve yaptı. Ve yaptı.
Frozen ultisini de kullandı. Zanzara zor pozisyonda. Optimus vurmaya devam ediyor ama Optimus kimsenin ciğerini sökemeyecek. Biz onun ciğerini söktük. Zanzara önce Zonya'nın altını sonra da 300 altını bize veriyor. Ve artık mücadeleyi bitiriyoruz. İnimtörü de umursamadılar orada. Son vuruşu bile yapmaya tenezzül etmedi Fenerbahçe. Direkt Nexus'a gitti. Büyük versiyonuna gitti. D-Lord koşup koşup ölmeye devam ediyor burada. D-Lord yine 6'ya ulaşmış. Ve 1907 Fenerbahçe Rift Rivals'da 3. galibiyetini aldı.